Federal polis ve güvenlik birimleri Berlin, Aşağı Saksonya, Kuzey Renvestfalya ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde çok sayıda mülkte, ofiste arama yaptı. Sadece Berlin'de yaklaşık 300 polisle 11 noktada ayrı arama yapıldı Hamas'a karşı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Hamas'ın 7 Ekim'deki İsrail saldırılarının ardından örgütü destekleyenlere ülkede müsamaha gösterilmeyeceğini duyurmuştu. İşte bugün sabah saatlerinde terörle bağlantılı kişileri hedef alan ve çok sayıda delil toplanan operasyonda bu sert tutumu vurgulamayı hedefleyen bir mesaj olarak yorumlanıyor. Nitekim İslamcılar ve Yahudi karşıtları burada kendilerini hiçbir yerde güvende hissedemezler diye konuşan İçişleri Bakanı Faeser, bu aşırılık yanlıları hukuk devletinin tüm gücüyle onlarla mücadele edeceğini bilmeliler. Gözümüz radikal İslamcı kesimin üzerinde ifadelerini kullandı. İstihbarat Almanya'da terör örgütleri listesinde yer alan Hamas ile bağlantılı yaklaşık 450 kişinin bulunduğunu varsayıyor. Bu rakamın içinde örgüte sempati duyanlar da yer alıyor. Samud'un yapılanması da Hamas'a yakın olarak biliniyor. Almanya, Yahudi karşıtı propaganda yaptığı gerekçesiyle Samud'un yapılanmasını 2 Kasım'da yasaklamıştı. Öte yandan gene bu sabah saatlerinde Almanya'da darbe planı yaptıkları iddia edilen İmparatorluk vatandaşları, Almancasıyla Reichsbürger üyelerine yönelik soruşturma kapsamında 8 eyalette 280 yere baskın düzenlendi. Yüzlerce polisin katılımıyla yapılan operasyonda bilgisayarlara, akıllı telefonlara ve veri taşıyıcılarına el konuldu. Terör örgütü kurmakla suçlanan 20 kişi gözaltına alındı. Geçen yıl Aralık ayında yapılan benzer bir operasyonda aralarında bir prens, eski askerler, doktorlar ve eski bir milletvekilinin olduğu 25 kişi tutuklanmıştı. Grubun darbe hazırlığında olduğu Federal Meclis Reichstag'a baskın düzenleyip demokratik sistemi yıkarak yerine monarşiyi yeniden ihya etmeyi amaçladıkları öne sürülmüştü. Almanya'da istihbarat raporlarına göre kendilerini Alman İmparatorluğu vatandaşı olarak tanımlayanların sayısı 23 bin civarında. Bunlardan 2000'inin şiddet kullanmaya hazır olduğu tahmin ediliyor. Grup Almanya'yı meşru devlet olarak tanımıyor. Üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler ise Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğuna inanıyor Amerika tarafından. Aralık 2020'deki operasyonla yakalanan ve halen tutuklu bulunan sanıkların ise terör örgütü üyesi olmak ya da terör örgütünü desteklemek suçlamasıyla yargılanması bekleniyor önümüzdeki aylarda.